Bu beda inancına göre onlar şöyle derler. Derler ki beda akidesi nedir? Beda akidesi sümme aşa onların 12 imam inancıyla alakalı ve değişik konulardı. Mesela bir tanesi çıkmıştır demiştir ki yani Allahu Teala sümme aşa Allahu Teala'ya haşa yalan isnat etmektir. Bak ben önce bedayı ise açık ve net olarak Şia'nın ağzıyla diyorum ki Allah haşa yalan isnat etmektir. Şia'da beda inancı bir ayatullah bir tarih vererek Hazreti Mehdi'nin 20 sene sonra ortaya çıkacağını, Mehdi'nin habercisi olduğunu söyler. O tarih gelince Hazreti Mehdi ortaya çıkmayınca halka yalan konuşarak Allahu Teala beda ettiğini, yani sözünden döndüğünü ve tarihini değiştirdiğini, şimdi göndermeyeceğini iddia ederler. Türkiye'deki Şii Caferileri de dahil bütün Şiilerin temel esas kitabı olan Usulü Kafi cilt 1'de 148'de iddiaları budur. Allah-u Teala'ya yalan isnat etmek kardeşlerim. Beda inancı budur. Şia'da beda nedir? Şia'da mezhebine has bir inanç olup dayandığı konu imamettir. Özellikle imamların nas ile tayin edilmesi, inancı ve onların masum oluşları hakkındaki görüşlerini savunma anlamıyla öyle bir inanç geliştirdiler ki konusunda güçlü kanıtlar mevcut demişlerdir. Beda Arapçadaki kelime anlamı ortaya çıkmak, aşikar olmaktır. Şia alimlerinin terminolojisinde ise bir insanın beğenilen iyi davranışının neticesinde kaderini doğal akışlı değişikliğe uğramasına sebep olma. Terim olarak da beda Allah'ın muayyen bir şekilde vuku bulacağını haber verdiği bir olayın daha sonra başka bir şekilde gerçekleşmesi, vuku bulması olarak tarif ediyor. Yani kendileri Şii mezhebi ortaya attığı bir yalanıdır, bir iftira şeklidir. Hatta ehl-i sünnet ve cemaat bunu bir sapıklık ve dalalet olarak görür. Beda terim olarak Allah'ın belli bir şeyde vuku bulacağını haber verdiği bir olayın daha sonra başka bir şekilde vuku bulması, yani Allahu Teala'nın yalan konuşması, sümaşa Allahu Teala'nın yanılması, hata etmesi, bazen gaybi bilmemesi olarak tarif ederler. Beda bir şeyin gizlilikten sonra ortaya çıkması ya da görüşü yenilemek anlamında beda bir anlamı da sonunda olma, ilmin öncesinde cehalet bulunması, her ikisi de Allah hakkında imkansızdır. Ancak rafıziler bunu Allah'a nispet etmektediler. Er-Reyyah bin Sa'd'dan Er-Rıza'ya göre şöyle derken işittim. Allah'ın içkiyi haram kılmak ve Allah'ın hakkında bedayı kabul ettirmek için göndermediği hiçbir peygamber ve Resulü yoktur. Sümme aşa Allahu Teala'nın Usulü Kafi'de sayfa 40'ta Allah'ın kendisini yalanlamak için peygamber Resul gönderdiğini söylüyor. Allahu Teala'nın sözünden dönebileceğini, Allahu Teala bugün bir söz verir yarında kıvırabileceğini iddia ederler. Hatta yine Ebi Abdullah Allah beda inancı gibisiyle kulluk edilmemiştir. Yani Allah'ı yalanlamak, Allah'ı yalancılıkla suçlamayı da bir ibadet olarak tarif ediyor. El-Kuleyni Usulü Kafi'de böyle diyor. 1. cilt 331 kardeşlerim. Allahu Teala bizi bunların bu sapık inanç ve inanç yapısından korusun. Çünkü gerçekten baştan sona kokuşmuş, iğrenç, çirkin bir inançtan başka bir şey değildir.